GZT.com'dan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bugün uzun süredir merak edilen, sorulan ve Android tarafında şu anda piyasadaki en iyi telefonlardan birisi olan Huawei'nin Mate 20 Pro modelini inceliyoruz. Bildiğiniz gibi Mate 20 Pro ilk etapta Budapeşte de tanıtıldı. Daha sonra da Londra'da da bir lansman gerçekleşti. Telefon gerçekten yenilikçi özelliklerin bir araya getirilip sunulduğu bir telefon diyebiliriz. 6.3 inçlik büyük bir ekranı var. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucu sistemi kullanılıyor yeni teknolojiler arasında. Bunun yanı sıra kablosuz şarj teknolojisi var. Kablosuz şarjı diğer bir cihaza aktarma teknolojisi var. Bu da çok güzel bir özellik. İlerleyen dakikalarda tabii ki ayrıntılarına değineceğiz. 3 arka kameramız var ve birçok farklı yeni özellik var. İsterseniz sözü çok uzatmadan ve sizleri meraklandırmadan incelememize başlayalım. Mate serisinde artık tepe seviyesi modellerin bir araya getirildiğini söyledik. İşte bu modelde yani Mate 20 Pro modeli de bunlardan birisi. Bu ailede bir de Mate 20 Lite versiyonu var. Lite versiyonunda özellikler biraz daha tabii ki her zaman olduğu gibi kırpılmış şekilde sunuluyor diyebiliriz. Şimdi özelliklere geçmeden önce bahsedebileceğimiz çok fazla detay var. Bunlardan birisi tabii ki telefonun bir şöyle özgeçmişine bir bakalım, CV'sine bir bakalım. Telefon 16 Ekim'de tanıtıldı Mate 20 Pro. Öncelikle Budapeşte de yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Akabinde zaten Londra'da da bir etkinlik düzenlendi ve bu etkinlikte de telefonun tüm detayları hem basın mensuplarına hem de katılımcılara net bir şekilde gösterildi. Yani aslında telefon geçen ay çıkan başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Henüz üzerinden çok fazla zaman geçmedi çıkışından sonra diyebiliriz. Özelliklerden zaten birazdan bahsedeceğiz detaylı bir şekilde, heyecan verici özelliklerden, yeniliklerden, ama bunun öncesinde Huawei'nin bu seneki en iddialı telefon modeli olduğunu söyleyebiliriz P20 Pro'nun. Çünkü gerçekten içerisinde birçok farklı yenilik barındırıyor ve diğer şirketleri de aslında, diğer telefon üreticilerini de bu anlamda kıskandıracak özellikleri bir arada getiriyor, bir araya topluyor. Mate 20 Pro'nun incelemesine başlamadan önce şöyle kısa bir girizgah yapalım dedik. İncelememiz biraz uzun olabilir çünkü bu bahsettiğimiz tüm yenilikleri bir araya getiren bir telefonu anlatmak çok kısa dakikalara sığdırılabilecek bir iş de değil esasında. Şimdi heyecan verici özellikler dedik, yenilikler dedik, bunlardan bahsettik ama biraz da şöyle birkaç cümleyle telefonun bu heyecan verici özelliklerine değinmek istiyorum aslında. Heyecan verici özelliklerin başında ekran altı parmak izi okuma sistemi geliyor. Artık parmak izini ekranda bir noktaya temas ettiğimizde parmağımızda kilidi açabiliyoruz. Bu çok önemli, güzel bir özellik. Şu anda yalnızca belirli telefonlarda sunulduğu için çok cazip geliyor insanlara tabii ki ama önümüzdeki dönemlerde, özellikle de 2019 yılında çıkacak olan telefonlarla birlikte bu durum daha da artacak. Tabii ki model çeşitliliklerine de bağlı olarak tepe seviyesi modellerde daha fazla kullanılmaya başlayacak bu teknoloji. Böylece artık dokunmatik parmak izi okuyucularda, ekran altı parmak izi okuyucularda biraz daha varsayılan olmaya başlayacak sistem. Ama şu anda çok yeni, dolayısıyla heyecan verici özellikler arasında bunu rahatlıkla sayabiliriz bu özelliği. Bunun haricinde telefonda, yani Mate 20 Pro'da 3D yüz algılama sistemi var. Bu da tabii ki kimlik doğrulama konusunda ekstra avantajlar sağlıyor bize ve bu kilit açma gibi işlemlerde çok daha güvenlikli bir hale gelmesini sağlıyor telefonun. Aynı zamanda telefonumuzda hızlı şarj özelliği var. Bu hızlı şarj özelliğini paylaşabiliyoruz. Peki bu ne demek? Paylaşabiliyoruz demek, telefonumuzu herhangi bir iPhone ya da Android telefonla temas haline getirdiğimizde, ki örneklerde de bunu görüyor olacaksınız birazdan incelememiz içerisinde, şarjı diğer cihaza aktarabiliyoruz. Yani şarj özelliğini, şarjı paylaşabiliyoruz. Bu da esasında böyle çok kalabalık ortamlarda otururken arkadaşlarınızın şarjı bitmesi durumunda telefonu sizin powerbank olarak arkadaşınıza verebileceğiniz anlamına geliyor. Bu da aslında ilgi çekici özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar değil sadece Huawei Mate 20 Pro'da yeni olarak sayabileceğimiz özellikler. Bunun yanı sıra bir de 3 arka kamera sistemi bulunuyor. Artık bildiğiniz gibi bir kamera, iki kamera yetmiyor arkada. Artık 3 kamera sistemlere geçtik. Hatta ilerleyen dönemlerde çok daha fazla kameralı telefonlar karşımıza çıkacak. 4 kamera olabilir, 5 kamera olabilir. Ama henüz elimizde Mate 20 Pro'da 3 arka kamera var. Bunlar tabii ki etkileyici özelliklerden birkaçı şeklinde söylenebilir. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Geçelim ama teknik özellik denildiğinde tabii ki akla ilk olarak ekran geliyor. Ekran tarafında da bahsedebileceğimiz tabii ki çok fazla yenilik ve detay mevcut.
6.39 inçlik bir ekranımızdır. Evvela bunu söylemek lazım. Bu ekranda AMOLED yapı tabii ki sunuluyor. AMOLED yapı ne sağlıyor diyenleriniz olabilir. AMOLED yapıyı temelde renk doygunluğunu arttırmak için kullanıyor şirketler diyebiliriz. Yani şöyle, renkler çok daha canlı gözüküyor. Olabildiğince göze hitap eden şekilde ekranda karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki canlı renklerin oluşması açısından bize katkı sağlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda telefonda ekranda bir çentik de yer alıyor. Huawei'nin alışılagelmiş modellerinde olduğu gibi P20 Pro'da da bir çentik var. Çentiğin genişliği 32.8 mm ama çentik kullanmak istemiyorum diyen izleyicilerimiz olabilir. Tabii ki bunu Android'in kendi ayarları içerisinden basit bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki ekran demişken çözünürlükten de bahsetmekte yarar var. Çözünürlük 1440x3120 piksel, yani artık ciddi anlamda çözünürlükler de akıllı telefonlarla birlikte ekran boyutlarının yükselmesiyle birlikte artmış durumda. Bu anlamda 19.5'a 9 oranında görüntüler oluşturulabildiğini ve aynı zamanda 538 ppi piksel yoğunluğunu sunulduğunu da belirtmek lazım. Ekranla ilgili diğer önemli detay ise tabii ki ekran gövde oranı. Biz şimdi artık %75-%80'e yaklaşan akıllı telefonları ekran gövde oranı bakımından çok başarılı buluyoruz. Bunu da tüm incelemelerimizde her defasında dile getirmeye çalışıyoruz, söylüyoruz. Çünkü %80'e varan ekran gövde oranları hakikaten çerçevelerin tamamen neredeyse ortadan kalktığı anlamına geliyor. Bu da bir anlamda ciddi bir başarı olarak karşımıza çıkıyor. Peki Huawei Mate 20'de durum nasıl? Mate 20'de 86.90'lık bir ekran gövde oranı var. Bu da başarı üzerine başarı anlamına geliyor. Az önceki cümleden de, az önceki sınırlamadan da bahsedebileceğimiz gibi. Kavisli yapının muazzam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık bildiğiniz gibi oranı verdik. 16.9 telefonlar artık azalmaya başladı. Tepe seviyesinde artık şirketler 19.5'a 9 oranını koruyor ki zaten bizim incelediğimiz modelde bu oranı koruyan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Kenardaki çıtaların incelmesi ve ekran kenarlarında sunulan eğimli yapı, kavisli yapı da tabii ki tasarım açısından telefona artı avantaj sağlıyor, artı özellikler katıyor. Ama tabii ki ekranla ilgili bahsedilebilecek detaylar yalnızca bunlar değil. Bunların yanı sıra HDR desteği de var ekranda. Peki HDR desteği ne sağlıyor diyenleriniz olabilir. HDR konusunda şöyle bir özellik söyleyebiliriz. HDR hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda çok güzel görüntü verilmesini sağlıyor. Yani ekrana yansıtılan videoda ya da herhangi bir şekilde görüntüde karanlık olan kısımlarla aydınlık olan kısımların gözün net bir şekilde o görüntüyü anımsayabilmesi, anlayabilmesini sağlıyor. Bu da görüntü kalitesi anlamında tabii ki bize katkı sağlıyor. Telefonun hem ön yüzünde hem de arka yüzünde cam gövde kullanılıyor. Bu da aslında hem bir yandan avantaj hem diğer yandan eksi olarak söylenebilecek bir özellik. Zaten incelememizin ilerleyen bölümlerinde artılara eksilere geleceğiz ama cam gövde telefonun sağlamlığını tabii ki bir nebze düşürüyor diyebiliriz. Çünkü en ufak düşmede ya da herhangi bir çarpma durumunda telefonda hasar meydana gelebiliyor, cam kırılabiliyor. Gövdenin tamamen cam olması, yani hem arka yüzeyin hem de ön yüzeyin cam olması da telefonun aslında tek düşürmeyle birle parçalanabileceği, üzülerek söylüyorum, parçalanabileceği anlamına geliyor. O yüzden aslında telefonun kutu içeriğinde bir de kılıf yer alıyor. Kılıfla kullanmak tabii ki bu noktada daha mantıklı olabilir birçok kişi için diyebiliriz. Ama bu cam gövde ile alakalı Huawei'nin verdiği bir marka yok. Yani biz artık Gorilla Glass'a çok alıştık. Corning tarafından üretilen Gorilla Glass'lara çok alıştık. Artık Gorilla Glass 5 camlar kullanılıyor birçok akıllı telefonda ama Mate 20 Pro'da Huawei'nin belirttiği, bahsettiği herhangi bir cam üreticisi yok. Yani camı kime ürettirdiğine dair herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla Corning Gorilla Glass diyemeyeceğiz cama. Ama ilk etapta böyle baktığınızda, birazcık telefonu kullandığınızda sağlam olduğunu hissediyorsunuz. Ama tabii ki cam malzemenin sağlamlığı da az önce söylediğim, kurduğum cümleyle birlikte biraz hafife alınabiliyor birçok kişi tarafından diyebiliriz. Telefonun fiziksel özelliklerine bakmışken bu noktada bir de boyutlardan ve ağırlıktan bahsedelim istiyorum. 157.8 mm, 72.3 mm ve 8.6 mm'lik boyutlara sahip Mate 20 Pro. 8.6 mm böyle bir akıllı telefon için
3 kameranın gövdeye sığdırıldığı bir akıllı telefon için ve üzerinde ekran altı dokunmatik parmak izi okuyucunun bulunduğu bir akıllı telefon için gayet ideal bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık kısmına geçtiğimizde ise yine 200 gram altında 189 gramlık bir ağırlıkla Mate 20 Pro karşımızda diyebiliriz. Telefonun fiziksel yapısından bahsederken tabii ki bu sağ tarafında bulunan tuşlardan da bahsetmek gerekiyor. En üstte, daha doğrusu sağ elimizde telefonu kavradığımızda böyle baş parmağımızla rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz noktada ses açma ve kısma düğmeleri bulunuyor. Tabii ki standart olarak. Fiziksel olarak tasarlanan bu düğmelerin et basış hissiyatı, et kalınlığı normal. Yani kullanım için, pratik kullanımda gayet işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Alttaki kırmızı düğme ise güç tuşu aynı zamanda. Bu güç tuşu kırmızı renkte olarak tasarlanmasının sebebi aslında ses tuşlarından bir nebze ayrılarak farklı bir şekilde sunuluyor olması. Bu da aslında tasarım anlamında telefona ince de olsa böyle bir artı kazandırıyor diyebiliriz. Şimdi Mate 20 Pro'nun teknik özelliklerine geçebiliriz. Artık Yonga seti tarafıyla başlamakta yarar var tabii ki. Bildiğiniz gibi Huawei bir Yonga seti üreticisi aynı zamanda. Dolayısıyla Kirin 980'i bu modelinde kullanıyor. Yani Mate 20 Pro'da Kirin 980 var. Bu da 7 nanometre ile üretilen ilk Yonga setlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Android tarafında Huawei'nin bunu kendi telefonunda kullanıyor olması ve Mate 20 Pro'da bunu sergiliyor olması da tabii ki avantajlar arasında yer alıyor. Bu Yonga'nın detaylarına baktığımızda aslında 8 farklı çekirdek görüyoruz. Bunlar tabii ki 2-2-4 şeklinde ayrılıyor. Yani 2 performans çekirdeği, 2 biraz daha düşük orta halli performans çekirdeği ve 4 de güç tüketimine yönelen çekirdekler mevcut. Bunların hepsinin yapısı ve çalışma frekansları zaten şu anda sizin de görebildiğiniz üzere ekranda frekanslarıyla birlikte yazılı. Aynı zamanda burada GPU tarafında da yani grafik işlem birimi tarafında da bu Yonga içerisinde Mali G76 MP10 sunuluyor. Bu da tabii ki oyun performansı anlamında ya da grafik performansı gerektiren durumlarda ciddi bir performans artışı sağlıyor eskiye oranla diyebiliriz. Depolama tarafına geçtiğimizde ise karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Buna bağlı olarak yani seçilebilecek depolama opsiyonuna bağlı olarak RAM de değişiyor. Birinci seçeneğimiz 128 GB'lık versiyon. Yani 128 GB'lık versiyonu seçenler 6 GB'lık RAM ile ürünü satın alabiliyorlar. İkinci seçenek ise tahmin edebileceğiniz üzere 256 GB'lık versiyon. 256 GB'da ise tabii ki RAM 8 GB'a yükseliyor. Bu da tabii ki iki farklı opsiyonun sunulduğu anlamına geliyor. Hem depolamada hem de RAM tarafında farklılık gözükebiliyor. Tamam, bu 128 GB ya da 256 GB'lık kapasite birçok kişi için tabii ki yeterli. Ama bir de hafıza kartı yuvamız var. Bu hafıza kartı yuvası ile birlikte kapasiteyi, dahili depolama alanını daha da arttırabiliyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Standart alıştığımız ya da evimizde olan bir micro SD kart yuvasıyla bu kapasiteyi artıramıyoruz ne yazık ki. Bunun yerine Huawei'yi dünyada bir ilk gerçekleştirerek bu telefonda Mate 20 Pro'da NanoSIM yuvasına yer vermiş. Bu tabii ki yeni teknolojinin benimsenmesi ve yeni teknolojinin Mate 20 Pro'da kullanılması açısından büyük önem taşıyor. NanoSIM yuvası Mate 20 Pro ile tabii ki gerçek oluyor ama NanoSIM biraz daha yaygınlaşması lazım diyebiliriz. Çünkü şu anda hem fiyatlar çok pahalı hem de üreticilerin birçok farklı noktadaki bellek üreticisinin bu alanda yatırım yapması ve önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitliliğini arttırması gerekiyor diyebiliriz. Huawei Mate 20 Pro'nun arka kısmında buradan da net bir şekilde görebildiğiniz gibi 3 farklı kamera ve bir de flash bulunuyor. Böylece dörtlü mekanizma tam anlamıyla toplanmış oluyor bir arada. Kameranın özelliklerine baktığımızda şimdi ana kameramız 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu 40 megapiksel çözünürlükle birlikte diyafram değeri f1.8'e kadar açılabiliyor. Bu da aynı zamanda karanlık ortamlarda fotoğraf ve video çekimi sırasında diyaframın en uç noktaya kadar açılmasıyla f1.8'e kadar açılmasıyla birlikte bize güzel fotoğraflar ya da videolar kaydetmemize imkan sağlıyor diyebiliriz. Geniş açı desteği var. 27 mm'lik bir açı desteği sunuluyor diyebiliriz bu ana kamera içerisinde. Aynı zamanda bir de 20 megapiksellik yardımcı bir kameramız var arka kısımda. Bu kameranın diyafram açıklığı ise f2.2'ye kadar çıkabiliyor.
Böylece 16 mm'lik geniş açı desteğiyle birlikte ışığın iyice toplanmasıyla çok güzel fotoğraflar ve videolar elde edilebilmek mümkün hale geliyor ki zaten kamera tarafındaki testlerimize ve ayrıntılı videolarımıza, fotoğraflarımıza inceleme içerisinde erişebileceksiniz. Pro modu var ve yazılımsal olarak kamerada yapabileceğimiz kendi Huawei'nin kendi uygulamasıyla gerçekleştirilebilecek birçok farklı işlem var. Bunların hepsi çok güzel, lezzetli özellikler diyebiliriz. Dolayısıyla Huawei'nin Mate 20 Pro'da kamera tarafında çok önemli atılımlar yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Lafı fazla uzatmadan 3. kameraya geçmek istiyorum. Çünkü 8 megapiksellik bir de 3. kameramız bulunuyor. Bu 3. kamerada diyafram açıklığı f2.4'e kadar çıkarılabiliyor ve 80 mm'lik bir açı sunuluyor. Peki bu 80 mm ne anlama geliyor? Bu lens aynı zamanda telefoto lens olarak karşımıza çıkıyor. Yani 3. kamerada 3x zoomla birlikte fotoğrafları olabildiğince yakından çekmek istediğimiz fotoğraflarda yakınlaştırma yaparak görüntü kalitesine feragat etmeden fotoğraf ya da video kaydedebiliyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra etkileyici özelliklerden birisi de bu 3. kamerayla alakalı OIS desteği de var tabii ki. 3x'e kadar yakınlaştırma ile birlikte OIS desteğiyle yani optik görüntü sabitleme teknolojisiyle birlikte titremeden fotoğraflar ya da videolar olabildiğince net, pürüzsüz, kaliteli fotoğraflar ya da videolar kaydedebiliyoruz. Şimdi akıllı telefonlarda bildiğiniz gibi kamera çok önemli bir noktada ve kameranın sensör boyutları da büyük önem taşıyor ışığın toplanması adına ve diğer noktalarda da elbette. Bu telefonda yani Mate 20 Pro'da 1/1.7 inçlik bir sensör boyutu sunuluyor. Bu da ışığın toplanabilmesi adına ve diğer noktalarda da büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz. ISO tabii ki bu noktada büyük önem taşıyor. Her ne kadar ütopik bir değer olsa da 102.000 değerinde 102.400'e varan ISO değeri bu telefonda sunuluyor. Kullanmak isteyenler buyursun kullansın ama 102.000 değerine yükseltildiğinde çok hoşunuza gidecek fotoğrafların ortaya çıkmayacağını örneklerimizden de görebilirsiniz. Kamera tarafında bir de önemli bir avantaj Super HDR modu. Artık Huawei bu noktada 10 farklı fotoğrafı bir araya getirerek Super HDR modu ile birlikte çok önemli bir tek bir fotoğraf sunuyor ve Super HDR kalitesinde oluyor bu fotoğraf. Bu da önemli modlar arasında yer alıyor. Diğer bir detay 2.5 santimden makro çekim yapabiliyoruz. Yani özellikle böyle ufacık minnacık noktaları ya da herhangi bir şekilde objeleri çekmek isteyen kişiler için Mate 20 Pro kamerası hazır. Zaten az önce de söyledik, yakınlaştırma desteğiyle birlikte görüntü bozulmadan bunu gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bu noktada 2.5 santimden çekilen fotoğrafların net olması bir telefon için çok etkileyici bir rakam. Hep fotoğraf dedik ama biraz da video kısmından bahsetmek lazım. Videoda 4K çözünürlük tabii ki destekleniyor ama 30 FPS ile sınırlıyız bu noktada. 60 FPS yok. Neden yok diyecek olursanız telefonun her anlamda bu noktada elverişli olduğunu ama bu özelliğin neden konulmadığını biz de anlayamadık diyebiliriz. Çünkü 60 FPS mutlaka olmalıydı. Şu anda 30 FPS ile sınırlıyız ama 60 FPS de yazılım güncellemesiyle ya da ek bir update ile birlikte çözülebilecek bir işlem. Tabii ki bir de bizim yüzümüze doğru bakan ekranın üst kısmındaki çentikte yer alan bir de ön kamera var. Bu selfie kamerası ise 24 megapiksellik çözünürlük sunuyor ve diyafram değeri f2.0'a kadar açılabiliyor. Böylece 26 mm'lik geniş açı desteğiyle birlikte arkadaşlarınızı şöyle arkanıza doğru topladığınızda geniş açı desteğiyle birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonla ilgili söyleyebileceğimiz diğer can alıcı özelliklerden birisi de tabii ki incelememizin başında yani videonun ilk kısımlarında, ilk dakikalarında da bahsettiğimiz gibi 3D tarama sistemine sahip olması. Bu ne anlama geliyor? Bu dokunmatik olarak ekran altına yerleştirilen dokunmatik tarayıcıyla kilit açmak istemeyen kişiler için yüz algılamayla birlikte 3D teknolojisiyle ekstra güvenlikle bu işlemi, kilit açma işlemini gerçekleştirebiliyor anlamına geliyor. Aynı zamanda bunu Android'in en yeni versiyonu ile birlikte yani telefonun içerisinde gelen Android 9.0 ile birlikte satın alma işlemlerinde de kullanabiliyoruz. Bunu da belirtmekte yarar var. Telefonun etkileyici özelliklerinden birisi de hızlı şarj özelliğini destekliyor olması. Hızlı şarjla birlikte aynı zamanda tabii ki telefonu kablosuz da şarj edebiliyoruz ama hızlı şarj desteğini kablolu bir şekilde kullandığımızda telefonun kutu içeriğinden gelen şu büyükçe avucumun içerisinde de görebildiğiniz gibi hayli büyükçe olan bir adaptörle gerçekleştirebiliyoruz bu işlemi. Bu adaptör sayesinde
10 watt 4 amperlik bir çıkış sunuluyor. Bu da ne anlama geliyor? Bu esasında çok hızlı bir şekilde şarj işleminin gerçekleştirilebildiği anlamına geliyor ki Type-C kablo ile birlikte 30 saniyede %1'lik dolum gerçekleşiyor. Yani yanlış duymadınız. 30 saniye içerisinde %1'lik dolum gerçekleşiyor. Tabii ki biz bununla %1 ile yetinmeyeceğiz. Yarım saat telefonu şarjda tuttuğumuzda şarjın 0'dan %70'e geldiğini görebiliyoruz ki bu muazzam bir rakam. Hızlı şarjın yanı sıra telefonun şarj kısmında bahsedebileceğimiz ekstra güzellik de telefonun şarjını paylaşılabiliyor olması. Bu nasıl oluyor? İncelememizin ilk dakikalarında da söylediğimiz üzere telefondaki şarjı temas yöntemiyle birlikte karşıdaki cihaza aktarabiliyoruz. Yani bununla hem iPhone'ları hem de diğer Android telefonları bir anlamda Huawei Mate 20 Pro'yu powerbank şeklinde kullanarak şarj edebiliyoruz. Bu da tabii ki etkileyici özelliklerin arasında yer alıyor. İncelememizin son bölümlerine yaklaşmışken telefonun biraz da yazılımsal özelliklerine değinelim. Telefonu kendi içerisinde tabii ki Huawei'nin sağladığı birçok farklı uygulama var. Bu uygulamalar arasında kullanabileceğiniz çok işlevsel, özellikli ve güzel uygulamalar var tabii ki. Bunun yanı sıra gereksiz bulabileceğiniz çeşitli uygulamalar da var. Bu noktada Android 9.0 ile birlikte geldiğini özellikle belirtelim telefonun. Yani en güncel Android sürümü kurulu olarak geliyor. Bu noktada Huawei'nin yani yakışır bir nitelikte tepe seviyesi modelle en güncel versiyonu geldiğini söyleyelim. Mate 20 Pro'da bir de PC modu isimli bir uygulama ve güzellik var esasında. Huawei bu uygulamayı aslında bilgisayar şeklinde telefonu kullanmak için üretmiş diyebiliriz. Böylece uygun aparatla birlikte, standla birlikte bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonu bir bilgisayarmış gibi kullanabiliyorsunuz. Standart GPS sistemleri bildiğiniz gibi kapalı alanlara girildiğinde devre dışı kalabiliyor. Huawei Mate 20 Pro'da çift GPS sistemi var. Bu da uyduların yakalanabilmesi adına büyük avantaj sağlıyor denilebilir. Artık gelelim incelememizin değerlendirme kısmına. Huawei Mate 20 Pro'nun tüm özellikleriyle şöyle değerlendirdiğimiz zaman epey yenilikçi bir telefon olduğunu ilk etapta rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten inceleme içerisindeki görüntülerle, inceleme içerisindeki konuştuğumuz cümlelerle bunu net bir şekilde anlayabiliyor olmanız lazım. Burada artıları eksileri değerlendirecek olursak artı kısmında öncelikle kameradan bahsedebiliriz. Kamera tarafında 3 farklı kameramız bulunuyor arka tarafta. Bunları özelliklerini tek tek bahsettik ama çok etkileyici fotoğraflar ve videolar çekebilmeniz için Huawei Mate 20 Pro'nun elverişli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta çoğu kişi artık DSLR'ı bir kısma bırakıp bir kenara bırakıp fotoğrafçıların birçoğunun da Mate 20 Pro ile birlikte dışarı çıkıp fotoğraf çektiğini, video çektiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu noktada fotoğrafçılar bana biraz kızabilir ama Mate 20 Pro'nun o noktada avantaj sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci büyük avantajı Mate 20 Pro'da artılar kısmını değerlendirebileceğimiz ikinci büyük avantaj tabii ki hızlı şarj. Hızlı şarj özelliği ile birlikte telefonu kısa süre içerisinde priz başında beklemeden şarj edebiliyoruz. Bunu da zaten incelememizde de söyledik. 30 dakika içerisinde %70'lik bir dolum gerçekleşiyor ki %70'lik dolum da aslında bizim pratik kullanımda epey götürebilecek bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bir yenilik var tabii ki telefonla birlikte. Şarj konusunda bunu da değerlendirmiştik, söylemiştik detaylarını ama artılar kısmında da bahsetmemiz lazım. Kablosuz şarj aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Yani telefonla ikinci bir cihazı şarj edebiliyor olmamız büyük avantaj. Burada Android tarafında da sınırlı değiliz. iPhone'ları da şarj edebiliyoruz. Tabii ki bu da artılar arasında bahsedebileceğimiz özellikler arasında yer alıyor. 3D yüz algılama sistemi de bahsedebileceğimiz ayrıntılar arasında, detaylar arasında artı listesinde yer alan unsurlardan birisi. Tabii ki bu noktada yüz algılamayı, 3D yüz algılamayı kullanmak istemeyen kişiler olabilir. Onun için de ekran altına konumlandırılan ve Huawei'nin özel bir şirkete ürettirdiği parmak izi okuyucu var. Bunu da rahatlıkla güvenip kullanabilirsiniz. Bu da en önemli avantajlardan birisi. Gelelim eksilere. Eksi tarafında da söyleyebileceğimiz çeşitli unsurlar var elbette. Yalnızca artıları listeleyip eksileri şöyle bir elimizin tersiyle itmek gibi bir durum söz konusu değil. Eksilerde de bahsedebileceğimiz kamera tarafında 4K video çözünürlüğünde 60 FPS'nin desteklenmiyor oluşu. Bunu incelememizin içerisinde de bahsettik ama şu anda yalnızca 30 FPS destekleniyor. Ama
Önümüzdeki dönemlerde sunulacak update'lerle, güncellemelerle birlikte 60 FPS'e gelebilir ama ilk etapta da olması gerekiyor muydu? Bizce gerekiyordu. İkinci kısımda NanoSim, tabii ki çok yeni bir teknoloji. Şu anda yalnızca birkaç farklı şirket NanoSim kart üretiyor. Dolayısıyla hafızayı arttırmak isteyen kişiler için tek seçenek NanoSim. Bu noktada fazla ücret ödeyerek teknolojinin yeni olmasıyla birlikte NanoSim satın almak gerekiyor. Yani ilk etapta kişileri biraz zorlayabilir. Dahili depolaması hemen biten kişileri biraz zorlayabilir. MicroSD seçeneği yer alıyor olsaydı bu noktada kullanıcılar biraz daha avantajlı duruma düşebilirdi. Çünkü mevcut durumda MicroSD kart birçok kişide var ya da piyasadan da ucuza bulabileceğimiz kartlar var. Dolayısıyla NanoSim yeni bir teknoloji ama bunda kullanılması böyle eksi değil de tam olarak tam böyle arada kalmış bir özellik olarak söylenebilir. Tabii ki yenilikçi bakış açısıyla güzel, kullanılabilir. Ama bir yandan da ekonomi düşünüldüğünde ekstra kart satın almak ekstra maliyet anlamına gelecek ki NanoSim'de de fiyatların yüksek olduğunu belirtmekte yarar var. Son olarak eksik kısmında değerlendirebileceğimiz diğer bir unsur da telefonun hoparlörü. Şimdi şöyle, telefonda iki farklı hoparlör var. Birisi üst kısma konumlandırılmış ve ses şiddeti normal seviyede. Diğeri ise ilginç bir biçimde USB Type-C portunun içine konumlandırılmış. Bu da aynı zamanda kablo takıldığında sesin şiddetinin düşmesine sebep oluyor. 6.3 inçlik yüksek ekran çözünürlüğüne ve AMOLED ekrana sahip bir akıllı telefonda film izleyeceksiniz haliyle, video izleyeceksiniz, YouTube'da şöyle dolaşacaksınız. Dolayısıyla bu noktada hoparlörün sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebilirim ama ses şiddeti biraz daha iyi olabilirdi. Ve Type-C portunun yanı sıra farklı bir noktaya ikinci hoparlör konumlandırılabilirdi. Böylece ses şiddeti de düşmemiş olurdu. Şöyle genel bir değerlendirmeden sonra Huawei Mate 20 Pro'nun yenilikçi özellikleriyle ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada telefonu tercih etmek isteyenlerin yepyeni teknoloji, 3 kamera, ekran altı parmak izi okuyucu gibi unsurlarla birlikte Mate 20 Pro'yu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla satın alabileceğini söyleyelim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.